Evet, başlayalım arkadaşlar. 5 kim okuyacak? Aleyna birinci sırada. Okuyayım Aleyna mı hocam? bir. Bir dakika. Aleyna 1, Beyza 2, Engin 3, Esma 4, Fatma 5, Gizem 6, İrem 7, Kerem 8. Evet, başlayabiliriz. Evet, Aleyna başlayabiliriz. 2x artı 4 küçüktür x. Parantez içinde x artı 2 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şuradan seçeyim. Kalem. Evet, şimdi arkadaşlar burada dağıttığımızda ne olacaktır? X kare artı 2x. Soldaki ifadeyi de bu tarafa atıyorum. Hepsini. 0'dan büyük x kare eksi 4 olur. Yani şunun çözümü. Bunu da nasıl yazarız? X eksi 2 x artı 2 çarpanlarına ayırır. Sıfıra eşitlediğimizde bunun kökler birisi 2 çıkar, diğeri eksi 2 çıkar. Dedik, biz bunu nasıl yapıyorduk? Sıfırdan büyükse yani çizebiliriz de arkadaşlar. Bunu ben mantığını size izah edeyim arkadaşlar. Mantık şöyle bir parabol. Kollar yukarı doğru bir parabol. Tamam mı? Kollar yukarı doğru. Şöyle bir parabol. Eksi 2 artı 2. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar sıfırdan büyük olan yerler ne? Hangi taraftır? Şu taraf. 2 artı sonsuz eksi sonsuz artı 2 aralığı. Sıfırdan küçük olan yerde eksi 2 ile 2 aralığı. Bana diyor ki sıfırdan büyük olan yer. Sıfırdan büyük olan yer nedir? İşte eksi sonsuz aralığıyla eksi 2. O zaman çözüm kümesi diyebiliriz ki eksi sonsuz eksi 2 birleşim arkadaşlar 2 artı sonsuz. Bana deseydi sıfırdan küçük, sıfırdan küçük de şu aralık olacaktı. Yani eksi 2 ile artı 2 aralığı olacaktı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet, yani bizim cevap şıkkı hangisi olacak peki? Hangisi olacak? C mi? C'nin güzel. C'nindir. Evet. C midir arkadaşlar? Ne dersiniz? Evet, ne diyoruz? Alo. Arkadaşlar, C mi? Ses verin. Değilmiş hocam. Niye? Denizli değil mi? Evet, çünkü reel sayılardan onları çıkartmamız gerekiyordu. Çıkarttığımızda bu mana çıkıyor. Ortaya bu geliyor. Evet. Sıradaki sorumuzu dinliyoruz. Sıradaki soruyu okuyalım. Evet. Okuyorum hocam. X kare eksi 8x artı 16 küçük eşit 0. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar, bu ifadede nedir? X eksi 4'ün karesinin açılımıdır. Bu da x ekseninde teğettir. Bize çözüm kümesi soruluyor. Yani bu çift katlı kök. Dolayısıyla sağıyla solu pozitif. Yani bunu
çizecek olursak grafiği, nerede? 4'te teğet. Kaba taslak çizim. Şöyle bir grafiğimiz. Şurası 4. Burası da 16. Şimdi sıfırdan küçük olma durumu var mı? Grafik aşağıda olan sarkan eğri var mı? Yok. Dolayısıyla sadece sıfıra eşit olan durumu dikkate alacağız. Çünkü eşitlik var. Ha, eşitlik olduğu için o zaman sağlayan tek şık var. O da nedir? 4 köküdür. Doğru cevap ne olacak? Evet. Sıradaki sorumuz. Bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Sıra kimde? Alo. Sıra kimdeydi arkadaşlar? Hemen unuttuk mu ya? Engin duyuyor musun ben? Engin. Engin duyabiliyor musun beni? Evet. Eşitsizliğini sağlayan farklı x tan sayı değerlerini toplamı. Arkadaşlar x parantezini alıyorum. 5 eksi x. Sıfıra eşit dediğimizde kökler 0 ve 5 çıkıyor. 0 ve 5. Sıfırdan büyük olduğu zaman arkadaşlar direkt biz bunu şöyle yazabiliriz. Çözüm kümesi hızlıca. Bunun kolları arkadaşlar aşağı doğrudur. Dikkat. Burada tuzak var. Onun da grafiğini göstereyim. Grafiğini çizmeye çalışayım. Şimdi grafik nasıl olacak? Kollar aşağı doğru ya. 0 ve 5. Şöyle bir grafiğimiz olacak. 0, 5. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada eğer sıfırdan büyük dediği zaman bizim bulduğumuz kökler arası oluyor. Sıfırdan küçük dendiği zaman eksi sonsuz sıfır aralığı. Yani şu taraf negatif çünkü x ekseninin altında. 5 ile artı sonsuz aralığı olduğu zaman yine grafik aşağıda x ekseninin altında negatif yani. Bana diyor ki sıfırdan büyük aralığı direkt ne olacak? 0, 5 aralığı olacak. Burada kaç tane tam sayı değeri toplamlarını soruyor. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. 10 tane. Toplamı topladığımızda ne yapar? 10 yapar. Doğru cevap Ceyhan. Evet, sıradaki örneğimiz. Evet arkadaşlar. Sıra kimde? Hocam ben okuyorum hocam. Tamam dinliyoruz. Yukarıda işaret tablosu ve çözüm kümesi vermiş olan eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi? Evet aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi hangisidir acaba? Sıfırdan küçük. Şu kökler toplamı nedir arkadaşlar? X1 artı X2 topladığımızda kökleri X1 yapar. Kökleri çarparsak o da nedir? X6 yapar. Arkadaşlar denklemimiz şöyleydi. X kare eksi kökler toplamı çarpı X artı kökler çarpımıydı. Hatırlayın. Öyle yazıyorduk. X kare kökler topladık. Kaç çıktı? X1. Bir de burada x'i var. Artı x olur. Kökler çarpım x6. Sıfırdan büyük mü olacak küçük mü? Artı ile başlamış. İşareti artı eksi. Sıfırdan küçük olan yerleri tespit ediyor. Küçük sıfır diyebiliriz. Peki eşitlik olacak mı olmayacak mı? Bunun içi dolu molu gözüküyor mu acaba? Ya burayı içi dolu mu kabul etmiş? Dolu kabul etmiş değil mi? Kitapta nasıl? Dahil etmiş mi? Evet hocam. Dahil ettiyse o zaman eşit alacağız. Hı hı, eşit olacak. X kare artı x, x6 nerede var? X kare artı x, x6 sıfırdan küçük eşit. Bursa'da mı arkadaşlar? B'de var. Evet. Bursa şık. Evet. Soru bu şekilde arkadaşlar.
Var mı sormak istediğiniz? Yok hocam. Geçiyorum o zaman. Sıradaki sorumuz. Evet, dinliyoruz. Ben okuyayım hocam. X kare artı x artı 1 küçük 2x kare artı 2x eksi 19 eşitsizliğini sağlamayan x tam sayıları kaç tanedir? Soldaki ifadeyi sağ tarafa atalım arkadaşlar. Soldaki ifadeyi sağ tarafa atalım. Bu da ne olur? X kare artı x eksi 10 eksi 20 olur. Efendim. Eksi 20 sıfırdan büyük olur. Sıfırdan büyük. Dolayısıyla sıfırdan büyük olduğu için kökler direkt nedir? X, x ayırdınız. 5, 4, eksi artı. Buradan 5 çıkar. Buradan eksi 4 çıkar. Direkt arkadaşlar ÇK sıfırdan büyük olduğu zaman bizim çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi 4 aralığı bileşim 5 artı sonsuz aralığı olur. Eşitsizliği sağlamayan diyor. Bu eşitsizliği sağlayan yerler sağlamayan dendiği zaman arkadaşlar aslında biz büyük 0 dedik ya. Aslında bizden 0'dan küçük olan bu sağlayan diyelim. Bu sağlayanı gösterdim. Sağlayan. Sağlamayan da direkt arkadaşlar onu gösterelim. Sağlamayan. Bu da ne olacak? 0 kökler neydi? Eksi 4 dahil olacak. Eksi 4'te 5 kapalı aralığı olacak. Kaç tane x tam sayısı var? Arkadaşlar terim sayısını direkt şöyle yapabiliriz. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1. Bu formülü bulabiliriz. 9, 1 daha 10. 10 tane terim var. Doğuracağımız yerinde 1. Evet, anlaşıldı mı sorumuz? Anlaşıldı hocam. Evet hocam. Evet, geçiyorum arkadaşlar diğer sorumuza. Evet, dinliyoruz. Evet, dinliyoruz. Sıra kimde? Alo. Sesim geliyor mu? Sıralamayı ne çabuk unutuyoruz ya. Baştan tekrar sayıyorum. Aleyna 1, Ali 2, Beyza 3, Engin 4, Esma 5. Hocam Fatma, sesiniz geliyor. Fatma 6, Gizem 7, İrem 8, Kerem 9. Evet. Dinliyoruz. Başlıyoruz okumaya. Alo. Allah'ım. Ses 1-2. Arkadaşlar. Hocam okuyayım ben. He, okuyalım. Başta kim var? Aleyna var da. Aleyna. Okuyayım mı? Evet Aleyna. Neredesin ya? Evet okuyalım Aleyna. 2x ay, ay 2x artı çarpı x eksi 3 artı x eksi 3 çarpı x artı 6. Evet. Küçüktür sıfır eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları. X tam sayılarının toplamı kaçtı? Şimdi ortak ne var arkadaşlar? X eksi 3. X eksi 3 parantezini alıyorum. Parantezini aldığımızda yanında x artı 2 var. Diğerinin yanında ne var? X artı 6 var. Küçük sıfır. Şimdi düzenleme yapalım biraz. X eksi 3 çarpı 2x artı 8 olur. Bunu önce sıfıra eşit alalım. Köklerini bulalım. X'imiz 3 çıkar. X'imiz eksi 4 çıkar. Bize sıfırdan küçük olan. Dolayısıyla sıfırdan küçükse direkt neydi arkadaşlar? 3, 4. 3, 4 diyeceğim. En küçük hangisi? Eksi 4. Eksi 4
virgül 3 aralığıdır. Bu aradaki tam sayıların toplamı da biz bulalım. İşte eksi 3'ten başlıyor. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Topladığımızda cevap eksi 3. Eksi 3 hocam. Evet. Doğru cevap Bursa diyebiliriz. Evet. Anlaşıldı mı sorumuz? Anlaşıldı hocam. Evet. Devam ediyoruz. Sıradaki örneğimize. Evet. Örnek 11. Aleyna'dan sonra kim vardı? Rabia mı var? Rabia oku bakayım bunu. Tamam hocam. X kare büyük eşit 9 eşitliğini sağlayan eşitsizliğini sağlayan bir X değeri. Bir dakika Rabia. X kare küçük eşit 9 diyeceksin. Evet. Devam et. X kare küçük eşit 9 eşitsizliğini sağlayan X değerleri aşağıdakilerin hangisi olamaz? Evet. 9'u karşı tarafa atıyorum. X kare eksi 9 küçük eşittir 0. Eşitsizliğini sağlayan diyor. Şimdi bunu biz düzenlediğimizde kökler bir 3 çıkar. Bir de eksi 3 çıkar. Sıfırdan küçük olan yerler arkadaşlar eksi 3 ile artı 3 kapalı aralığıdır. Bu aralıkta olanlar sağlar. Bunun dışında kalan sağlamaz. Dolayısıyla 4 bu aralıkta değil. O yüzden A şıkkı olamaz diyebiliriz. Tamam arkadaşlar. Tamamdır hocam. Evet. Geldik diğer örneğimize. Diğer testimize. Diğer testte arkadaşlar sondan başlayacağım. Yani sıralama hiç tutmuyor. Söylüyoruz ama unutanlar var. Sondan başlıyoruz. Kerem 1, İrem 2, Gizem 3, Fatma 4, Esma 5, Engin 6. Devam edelim. Başlıyoruz. Okuyorum hocam. X kare eksi 6 x artı 9 küçük eşittir. 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Direkt arkadaşlar bu tam karedir. X eksi 3'ün karesi küçük eşittir 0. Bu çift katlı köktür. Sağdaki ifadeyle soldaki ifade işareti pozitiftir. Ve aslında direkt cevap 3'tür diyebilirim. Nerede var? Adana şıkkı. Ama biz gösterelim şöyle. Çift katlı kök. Şurası 3. İşaret nedir? Artıdır. X kare olduğu için burası artı, burası da artı. Bana diyor ki 0 ya da 0'dan küçük. 0'dan küçük olma ihtimali zaten sadece 0'dan küçük deseydi ben çözüm kümesi boş küme diyecektim. Ama eşit 0 olma durumu direkt bizim kökümüz ne olacak? 3 olacak. Yani çözüm kümemiz 3'tür. Doğru cevap Adana bildiğimiz. Evet bu sorumuz bu şekilde. Geçiyorum diğer örneğimize. 2 nolu sorumuz. Evet dinliyoruz. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? X'i sol tarafa atalım arkadaşlar. Normalde 2x kare, x'i 4x. Bu x'i de bu tarafa attım. Küçük 0. Hatta eşitlik var. 2x kare, eksi 5x, küçük eşittir 0. 2x değil de x parantezine alayım. X eksi 5, küçük eşittir 0. Buradan kökler birisi 0 çıkar, diğeri 5 çıkar. 0'dan küçük eşit, direkt bizim çözüm kümemiz tablo çizmede hızı 0'a 5 aralığıdır. Bu sağlayan kaç tane var arkadaşlar? 0'ı sayıyoruz, 5 daha 6 tane değer olur değil mi? Sağlayan x tam sayılar kaç tanedir? Şıklarda yanlış yaptık mı bir yerde? 2x kare eksi 4x eksi x tamam mı? X'i 5x olur. 0, 5 çıkar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Problem mi var? 2x kare eksi 4x
Eksi x daha eksi 5 x olur. Ha, şurada yanlış yapmışız arkadaşlar. Düzeltiyorum. Şurada işlem yaparken yanlış yapmışız. Şurası 2x olacak arkadaşlar. X'imiz 0 çıkar. X'imiz 5 bölü 2 çıkar. O zaman köklerimiz 0'a 5 bölü 2. Bu aralıkta tam sayılar nelerdir? 0, 1, 2'dir. Yani 3 tane tam sayılar vardır. Tamam arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Evet Emirkan hoş geldin ya. Neredesin? Evet dinliyoruz. Sıralama. Hocam ben geldim hocam. Evet hoş geldin. Geç geldin ya. Hocam bir tane şeyler oldu. Ben... Evet dinliyorum. Üç numaralı sorumuzu okuyalım. Okuyorum hocam. Hocam şey, sıra bendeydi. Neyse tamam sen. Tamam. Ben bilmiyordum pardon. Tamam başlıyoruz. Devam edelim. X artı 1'in karesi küçüktür 3'ten eşitsizliğini sağlayan X tam sayıları kaç tanedir? Evet eşitsizliğini sağlayan. Şimdi ne yapsak? Neyse 3'ü karşı tarafa atalım. X ne yaz bunu güzel. Güzel yaz. Evet X kare. Artı 2x artı 1. Bu tarafa attım. Eksi 2 sıfırdan küçük. Bunun deltası acaba nedir? Sağlayan x tam sayılarının kaç tanedir? Diyor. Kaç tanedir? Çarpımları ayırsak ayrılıyor mu? Eksi x 2, 1. Burası artı. Burası x. Evet. Şimdi sıfırdan küçük dediği zaman ÇK direkt bizim çözüm kümemiz buradan eksi 2 çıkıyor. Buradan 1 çıkıyor. Dolayısıyla eksi 2 1 aralığı oluyor. Burada eksi 1 var. 0 var. Dolayısıyla sağlayan 2 tane. Demek ki doğru cevabımız nedir? Bursa diyebiliriz. Evet. Var mı anlamadığımız yer? Yok hocam. Evet. Sıradaki sorumuz. Dinliyoruz. X kare eksi 4 x artı 4 büyüktür sıfırdan eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdaki yerden hangisidir? Evet. Arkadaşlar x eksi 2'nin parantez karesi büyük sıfır çift katlı kök sağdakiyle soldaki işaret aynı. Kökü 2'dir. Artı artı. Burası eksi sonsuz. Hocam kaçıncı köydeyiz? Geç. Dönüyor muydun sen? O testleri çözeceğiz onu. Fx. Fx büyük 0. Söyleyin arkadaşlar. 25 mi? 25'in testi. 25 hocam. 25. Evet. İkinci köy. Şimdi arkadaşlar burada 0'dan büyük. 0'dan büyük. Tüm reel sayı var. Sadece 2 sıfırlıyor. O zaman biz diyeceğiz ki reel sayıdan 2'yi çıkartalım. 2 sağlamıyor. Ha, bize çözüm küresi hangisidir diyor. Hangisi olacak? Evinler olacak. Evet var mı anlamadığımız yer? Sormak istediğiniz. Alo. Yok hocam. Tamamdır. Evet, 5 numaralı soru dinliyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, şimdi arkadaşlar diğer tarafa bir atalım ne olur? Nx artı 3'ün karesi eksi nx eksi 3'ün karesi büyük sıfır. 2 kare farkı arkadaşlar. Bir toplayacağız, bir çıkaracağız. Toplarsak 2 nx olur. Çıkarırsak ne olur? 6 mı olur? Nx artı 3 eksi nx artı 6. Evet, 6 olur. Büyük sıfır. Ne yaptık? Bir topladık şunları. Bakın. Şunları bir topladım.
bir çıkarttım. Karşıma bu çıktı. Şimdi kökler burada sıfıra eşitlediğimizde x sıfır çıkar. Bir tane kökümüz var. Sıfırı yazın buraya. X fx tamamını fx diyelim. Fx sıfırdan büyük. Arkadaşlar bunun işareti artıdır. Niye? Elimiz pozitif ya. 2n pozitif yapar. Burası 6 zaten. Bunun da işareti artı. Sağdan başlıyorum. Artı. Eksi. Burası eksi sonsuz. Burası artı sonsuz. Bana sıfırdan büyük olan yani şurayı çözüm kümemiz olacak. Dolayısıyla arkadaşlar sıfır artı sonsuz aralığı yani deniz olacak. Evet, var mı anlamadığımız yer, sormak istediğimiz? Ben cevabı anlamadım hocam. Cevabı derken şimdi sıfırdan büyüktür diyor ya, sıfırdan büyük yer neresi? Pozitif. Evet. Tabloyu anladın mı? Tablo kısmı. Evet. Tamam, sıfırdan büyük olan yer burası olduğu için o yüzden burayı seçtik. Sıfır artı sonsuz. Tamam hocam. Tamam. Evet, 6. sorumuz arkadaşlar. Dinliyoruz. Eşitsizliğini sağlamayan x tam sayıları kaç tanedir? Sağlamayan demek arkadaşlar, direkt siz şöyle yapabilirsiniz. X kare eksi 16 küçük eşit 0. Olumsuzunu alıyorsunuz. Buradan kökler 4 ve eksi 4 çıkar. Ha, sıfırdan küçük olduğu zaman hatırlayın bir grafik çizmiştik. Kollar yukarı doğru olduğu zaman yani şu aradaki yerler x1 ile x2 kökler aralığı. Yani şu bölge. Direkt kökler arası. Eşitlikte olduğu için eksi 4 artı 4 aralığı olacak. İşte bu aralıkta sağlanan kaç tane arkadaşlar? Terim sayısı 4 sağda, 4 solda 8. Bir de 0 var ortada. 9. Dolayısıyla 9 tane terim var. Tamam arkadaşlar. Tamamdır hocam. Evet, sıradaki sorumuz. Dinliyoruz. Evet, Emirkan okusun. Emirkan dinliyoruz. X kare eksi bx artı 25 büyük eşittir sıfırdan eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden tabloda gösterilmiştir. Buna göre a çarpı b çarpımının pozitif değeri kaçtır? Tabloya baktığımızda arkadaşlar çift katlı kök olduğunu görüyoruz. İki tane kök var. Bu da arkadaşlar nedir? Aslında x eksi 5'in parantez karesi. Değiştir. Demek ki a değerimiz neymiş? 5'miş. B değerimiz de biz bunu açtığımızda x kare ne olur? Eksi 25x artı 25 olur. B değerimiz de x 25 çarpı x 25 çarptığımızda bir dakika pozitif değeri mi diyor? B değeri bir dakika yanlış yaptık mı ya? A değerimiz ne? A'yı biz niye şey yaptık? Kökü 5 tamam. A 5 B nedir? X eksi 5'in karesi x kare eksi 20 o eksi 20 o eksi 25 olmaz. Düzeltiyorum arkadaşlar şurayı. Oraya yazarken yanlış yazdık. Şurası nedir? Şurası karesini alırken yanlış yazdık. X kare eksi 10x artı yapmış. B'miz ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. İkisinin çarpımı nedir? B'dir. Eksi B eksi 10'a eşit. B'miz eksi B eksi 10'a eşittir. O yüzden B'miz 10'dur. İkisinin çarpımı 50 olacaktır. Var mı anlamadığımız yer? Yok hocam. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Evet, Aleyna oku bakalım. Aleyna duymuyor mu bizi?
Beyza oku. Okuyorum hocam. X kare eksi a artı 1 x artı a küçüktür sıfırdan eşitsizliğin çözüm kümesinde 7 tane tam sayı olduğuna göre a kaç olabilir? Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlara ayırdığımızda x a dedik. A olmaz. 1 a'dır. Bu da eksi, bu da eksi. Buradan a çıkar. Buradan 1 çıkar. Şimdi aralık arkadaşlar ya a'ya 1 aralığıdır ya da 1'e a aralığıdır. Bilemiyoruz. Bunlardan bir tanesi olur. A kaç olabilir diyor. Mesela 7 tane olduğu zaman 1'in üzerine 7 ekle 8. Yani a'yı 8 alabiliriz. Yani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç olur? 9 mu olur ya? Bir dakika. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, a yerine 9 yazmam lazım. A yerine 9 yazarsam arkadaşlar 1 ile 9 arasında 7 tane tam sayı var. Bu olabilir. Ya da 9 olduğu için direkt 9'u işaretliyorum. Ya da ben diyecek eğer 9 olmasaydı bu sefer eksi taraftan alacaktım. Yani 0'dan başlayacaktım. Yani 0, eksi 1, eksi 2 böyle gidecektim. Eksi 3, işte eksi 4. İkinci a değerimiz ne olur arkadaşlar? 0'dan başladığımız zaman 6, eksi 7 olur değil mi? Şu eksi 7 olduğu zaman o da bizim ikinci değerimiz. Olur dediği için doğru cevap elimizde olacak. 9 olmasaydı biz eksi 7 diyecektik. Tamam arkadaşlar? Tamamdır hocam. Evet. 9 numaralı sorumuz. 9 numaralı soruyu Kerem oku bakalım. Tabii hocam. X1 artı çarpı x artı 2 büyüktür 12 eşitsizliğini çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar x kare artı 2x artı 2 yapar. Yok artı 2x olmaz. Düzeltiyorum. 3x artı 2 eksi 12. Yani eksi 10 olur. Eşittir 0. Bunu x 5 2 şekilde parçalıyorum. Burası artı burası x'i. Buradan eksi 5 çıkar. Buradan 2 çıkar. Sıfırdan büyük olan bölgeler ne olacak arkadaşlar? Eksi sonsuz. Eksi 5 aralığı 5'in 2 artı sonsuz aralığı olacak. Dolayısıyla ya böyle şıklarda böyle yoksa reel sayıdan biz şu aradakini çıkartabiliriz. Hangisini? Eksi 5 2 aralığını çıkartırsak bu buna denktir. Bu buna eşittir yani. Hangi şıkta var bu? Bursa şıkkında var. Doğru cevap Bursa yerindir. Hocam bir daha son yeri açıklar mısınız? Şimdi şıklarda bu olsaydı Emirkan bu olsaydı bunu işaretleyecek. Bu olmadığı için bunun dengi yani bunun dengi budur. Reel sayılardan eksi 5 2 aralığını Onu nasıl okuyacağız öyle? Yani şıklarda bu olmuş olsaydı bunu işaretleyeyim. Olmadığı için bunu okuyacağım. Reel sayılardan eksi 5 2 aralığını çıkartırsam buna denk olur. Şöyle. Evet. Bak şöyle sayı doğrusu düşün. Eksi 5 burası. Şurası artı 2. Tamam mı? Bizim çözüm kümemiz buralar. Şuralar. Ben tüm reel sayıdan ne yapıyorum? Tüm reel sayıdan şu aralığı çıkartıyorum. Çıkarttığımda şurayı zaten almış oluyorum. Anladın? Anlaşıldı mı? Evet. Arkadaşlar 10 numaralı soru her an bizim süremiz bitebilir herhalde. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Sol tarafa attığımızda bu son soru mu? Başka var mı? Varmış ya. Kaç tane? Bir tane daha var. Bir tane daha var o kadar. Varmış. Sonra bu ne? Konu 16. Fikir hocam. Konu değil mi?
Evet, her an yayın kopabilir arkadaşlar. Biz burada bırakalım. Çünkü süremiz koptu, kopacak. Sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Tamam arkadaşlar. Alo. Tamamdır hocam. Evet.